bu yönde etkileyecektir diyoruz. İşte şimdi Tan Saatürk'ün Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne getirildiği Çalışma Bakanlığından tutun pek çok bürokratik mekanizmada Diyanet İşleri Başkanlığında da bir takım atamalar yer aldı. Gece resmi gazetede yayınlandı. Herkesten önce sizler öğrenin istiyoruz. Görevden almalar, atamalar. Gece yarısı pek çok bakanlıkta revizyona gidildi. Üst düzey bürokratlar görevden alındı. 7 üniversiteye rektör atandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürü'ne vekalet eden Muharrem Kiraz yeniden atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunduğu birçok kamu kurum ve kuruluşunda atamalar yapılırken, bazı üst düzey bürokratlar da görevden alındı. Atamalardan biri telekomünikasyon şirketi Türksel'de. Eski Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın yeni görev yeri artık Türksel. Türksel Genel Müdürü olarak 2019'dan bu yana görev yapan Murat Erkan geçen günlerde görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Mart 2020'den bugüne Türksel Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Bülent Aksu da Türksel'in yeni genel müdürü oldu. Erdoğan kısa süre önce danışmanlarıyla yollarını ayırmıştı. Ayşenur Bahçe Kapılı o isimlerden biriydi. Yeni görevi belli oldu. Anadolu Ajansı yönetim kuruluna girdi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne dikkat çeken bir isim getirildi. Tan Sağtürk. Hani diğer isimleri bilmiyorum, tanımıyorum. Bir şey söylersem hatalı olur ama Tan Sağtürk'ün atamasının yani Tan Sağtürk seçiminin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendini bildi bile. küçücük bir çocuktan itibaren içinde olduğu bir alan, sanat dünyası dolayısıyla onun Devlet Opera ve Balesi'ne büyük hizmetler getireceğini düşünüyorum. Biraz evvel Almanya'dan Maruf Bey başta olmak üzere izleyenlerimden mesajlar gelmişti. Yine Almanya'dayız. Ersin Bilge diyor ki: "Günaydın İsmail kardeşim. Ülkemde hak hukuk adalet ayaklar altına alındı. Utanç duyuyorum." Böylesine bir katliamın zaman aşımı olur mu? Lütfen bunu soralım. Almanya'dan gündeme getiriyorum diyor efendim. Onu da ifade etmek isterim. İstanbul'a dönüyorum. Sait Yılmaz, Fenerbahçe Divan Kurulu'ndan bir isim. Günaydın sevgili kardeşim. Resmen, dediğiniz gibi resmen aydınlarımızla birlikte insanlık ruhumuzu da masumlarla birlikte maalesef madımakta yaktık. Maalesef adalet tecelli etmedi. Bu yara büyük bir yaradır, içimizdedir diyor efendim. Sait Yılmaz'a da çok teşekkür ediyorum. Gazeteleri okumaya, manşetleri birlikte tartışmaya devam ediyoruz. Dün sizlere galiba herkeslerden önce burada konuşmuştuk. Hatta Barış Terkoğlu'na da sormuştum. Emniyet ve istihbarat dünyasının çok yakından tanımış olduğu iki isim. Hanefi Avcı ve Sabri Uzun. İçişleri Bakanlığı döneminde Süleyman Soylu zamanında rütbeleri ellerinden alınmıştı. Ordu evlerine, pardon düzeltiyorum, polis evlerine vesaire girişleri de yasaklanmıştı. Silahları ellerinden alınmıştı. Fakat mahkeme onların haklarını iade etti. Yeni bakan, göreve başlarken de hani hep evrensel hukuk kurallarından bahsetti. Burası bir hukuk devletidir demişti ya. Dün işte bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Rütbesi iade edilen iki eski emniyetçi sözcüye konuştu. Silahımızı aldılar, meslekten çıkarıldık ama hiç yılmadık. Eleştirileri yüzünden iktidarın hışmına uğrayan emekli iki polis şefi hakkındaki yargılamak kararı bakanlıkça uygulanıp itibarları iade edildi. İşte söyledikleri diyor. Saygı Öztürk Ankara'nın önemli gazetecilerinden her iki isimle de konuşmuş ve onların yaklaşımlarını birinci sayfasından okullarıyla paylaşmış efendim. Dediğim gibi yeni İçişleri Bakanı bir taraftan evrensel hukuk kurallarına atıf yapıyor, doğru yapıyor. Bir taraftan kendisi ve sorumluluğu altındaki emniyet teşkilatı ile birlikte başta uyuşturucu olmak üzere mafyavari yapılarla mücadelede kesin bir kararlılık sergiliyor. Dikkatlerden kaçmıyor. Kısa bir süre içerisinde zaten farkını da ortaya koydu yeni İçişleri Bakanı efendim. Suç ve suçluyla mücadelede etkin bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz diyoruz. Günaydın efendim. Şimdi de Melis Tolon kardeşimin hazırladığı hava durumunun detaylarıyla manşet yolculuğumuza Devam ediyoruz. Yaz sıcakları bitti, sonbahar rüzgarları geldi. Haftanın son gününde Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusu yağışlı. Yeni günde yurt genelinde güneşli hava etkili. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Ağrı'nın güneyi, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Kuzey ve doğu kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu. Rüzgar güneydoğu ve Doğu Akdeniz'de hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Üç büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir haftanın son gününe güneşli bir havayla başlayacak. Sıcaklık Ankara'da mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde. İstanbul'da Poyraz etkili. Rüzgar hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Hafta sonu yurt genelinde güneş hakim. Yağışlar ise Karadeniz, Ardahan, Kars, Ağrı ve Kırklareli'nde elinde etkili. Şimdi izleyenlerimden ağırlıklı olarak Sivas davasına ilişkin ve Özgür Özele dair hem sorular hem mesajlar geliyor. Fakat Esma Hanım bana bir soru yöneltiyor. Neden diyor Tan Türk'ün atamasını destekliyorsunuz? Cumhurbaşkanı yaptı sonuçta diye söylüyor. Bir başkası Mehmet Çetinkaya Ha bir okul açılışı, geçtiğimiz günlerde de Ankara'da böyle anıtkabir manzaralı bir okul açılışı vardı. Hayırseverlerimizin Canan Özbağ okul açılmıştı. Bakın şimdi benzeri 94 yaşındaki Ali Baba Safranbolu'da okul yaptırdı diyor. Yerel gazeteci arkadaşlarımızdan da mesajlar geliyor. Bunun çok ilginç bir hikayesi var. Bakan'a diyorlar ki, şimdi bu 94 yaşındaki hayırsever okul yaptırıyor fakat para yetmiyor. Okulun %90'ı bitmiş. Milli Eğitim Bakanı'na geliyor. Milli Eğitim Bakanı da bunu öğrenince kızıyor. Ya niye tamamlamadınız diyor. Oradaki bir işgüzar diyor ki efendim diyor bu diyor okul yaptırıyor ama diyor bu cumhuriyet okuyor her gün diyor. Bakan dönüyor diyor ki ya ne okursa okusun okusun yeter ki diyor. Verin desteği diyor. Ben bunu dün yerel gazeteci arkadaşlarından arkadaşlardan öğrendim. Şimdiki bakan mı dedi? Yok dedi bir önceki bakan dedi. Özer zamanında. Bunları da konuşmamız gerekiyor efendim. Hepimizin öğrenmesi gereken bir takım yaklaşımlar var. Heh, yaklaşımlar. Bunları konuşacağız. Gazetelere devam ediyoruz. Bu sabah resmen bir resmen Madımak davası zaman aşımından düştü. Resmen. Bunu tweet olarak da atayım ki tarihe not düşelim. İki, bugün yani 15 Eylül 2023 Cuma gününde saat 14'te CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel resmen aday olacak. Resmen. Sizler de resmen etiketiyle bize bu demokrasi meydanında, bu hakikat yolculuğunda eşlik edebilirsiniz. Ve hürriyetten bir haber. Gece bir de eve gider, 5-6 saat uyurum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yeni kaymakamların kura çekme töreninde konuştu. Kaymakamlara tavsiyelerde bulundu. Kendinden örnek verdi. Dedi ki Erdoğan, kaymakamın mesaisi olmaz, gecesi gündüzü tatil hafta sonu olmaz, sabah 9 gibi işe başlayıp, Akşam 5-6 gibi kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici hiç olmaz. Ben Cumhurbaşkanı olarak öyle çalışıyorum. Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim 12, bazen 1, bazen 2. Aksi takdirde bu iş, bu devlet yürümez. Sizlerden bunu bekliyorum dedi ve kaymakamlara kendisi gibi çalışmalarını tavsiye etti. Hürriyetten bir manşet. Bir sonraki gazetenin haberini rica edeceğim şimdi. Sizler de resmen etiketi altında görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Dün Tarım Bakanı'nın almış olduğu bir karar resmi gazetede yayınlanmıştı. Sizlerle de konuşmuştuk. Hatta Neptün Soyar o sırada demokrasi meydanındaydı. Onunla da bir parça konuştuk. Planlı tarımsal üretim konusu. Bunu pazartesi, salı önümüzdeki haftada işlemeye devam edeceğim. Alekber Yıldırım yazmış. Uygulama yönetmeliği yürürlüğe girdi. Tarımda planlı dönem başladı. Tarımsal ve hayvansal ürünler ile su ürünleri üretimi Bakanlığın havza veya işletme bazında belirleyeceği yıllık planlamaya göre yapılacak diyor. Ama bu iyi bir şey fakat bir de kötüsü var. Yine aynı Alekber Yıldırım'ın imzası. Sizlere onu da bir göstermek isterim. Çiftçi ve üretici bizim haberlerimizde en fazla gündeme getirdiğimiz kesimlerden birisi. Bir diğeri kimdir söyleyin bana hadi. Söyleyin. Emekli. Soru şu. 7.500-8.000 lirayla nasıl geçinecek? Ha? Şimdi ben ufağa dönüyorum. Ufağa mı döneyim Hüseyin'e mi? Ufuk gel. Şimdi bakın. Ali Ekber Yıldırım. 2023 tarım destekleri açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı çiftçi için büyük hayal kırıklığı olacak. Mazot ve gübre desteklerinde bazı ürünlerde hiç artış yok. Bakın mazot ve gübre desteklerinde hiç artış yok. Bazı ürünlerde sadece 2 kuruş ile 95 kuruş arası artış yapılmış diyor ve tabloları gözler önüne sermiş. Tarımsal üretimi desteklemezsek, üretim yapan çiftçimizin, köylümüzün, besicilikle uğraşanların yanında olmazsak gıdaya erişimimiz zorlaşır. Hem pahalı hale gelir, hem de ulaşamaz hale geliriz. İthalat kolaycılığına da uzun süre dayanamaz bu millet paramız yetmez hadi para bile bulsanız günü gelir alamazsınız